Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve bu sefer Feed the Beast Minecraft serimize değil, Feed the Köfte serimize hoş geldiniz. Evet, artık Minecraft Pack'te oynamıyoruz çünkü Ultimate Pack çıktı. Beklediğimiz şey buydu. Dolayısıyla da önceki World Save'imi Ultimate Pack'e çektim. Ama artık Minecraft Pack olmadığımız için serinin adını değiştirmek zorundaydım. Ve serimizin adı, size de sorduğum en çok istenen şey, daha doğrusu en çok söylenen şey Feed the Köfte oldu. Hani güzel, hoşuma gitti. Feed the Beast olduğunu belli ediyor, bana özel olduğunu belli ediyor diyor vesaire vesaire. Tabii modpack'te bir iki modifikasyon yaptım. Şey, Secret Doors'u çıkarttım çünkü çok fazla lag yapıyor bulunması bile. Ki zaten bir 5-6 FPS, 5-10 FPS falan daha düşük Minecraft'e göre burada. Ki bir de benim çok fazla makineye bulundurduğum hesaba katarsak, bunun dışında toplam 90 tane mod var. Ben size onlara kısaca bir gözden geçirebilirim. Not enough items, power, crystal core, computer craft, build craft, factorization, extra biomes, forestry, thermal expansion, omni tools, industrial craft, rail craft, red power, ki zaten o olmazsa ben bir peki kullanmam. Tube stuff, bu kurcalamadığım modlardan biri. Bu arada modlar arasında bilmediğim tonla şey var. Bu yeni eklenen modlar arasında. Onları ben de ara ara kurcalayacağım. Twilight Forest, yeni Zycraft. Artık Zycraft sadece World'e gereksiz madenler ekleyen bir mod değil. Cidden ama çok cidden çok işe yarar makineler içeren bir mod. Gregtex, ki zaten olmazsa olmaz. Ben Gregtex'siz yapamam. Hatta hatırlarsanız sıradan oyuncuyla yaptığım seride bile defalarca Greg'teki özleyip duruyordum. Mazoşistim, evet. Aslında değilim. Miscellaneous Perfilers. Telaffuz edemedim. Bir Computer Craft eklentisi. Advanced Machines. Advanced Solar Palace. Şu yeni bir mod. Ki Direwolf'u takip edenler de bunun incelemesini görmüştür. Ki benim de çok hoşuma gitti, ancak bu World'de kullanamama gibi bir şansım söz konusu. Fakat başka bir seriye başlarsam eğer, Minecraft üzerine ileride, bunu mutlaka kullanmayı planlıyorum. Biblocraft. Bu tamamen dekoratif. Charge Pads. Chicken Chunks. Equivalent Exchange 3. Ender Storage. Binicord. Bu Extra Beast ve şey, Tomb Beast için gerekli bir şey. Extra Beast. Flat Bedrock. Bu sayede artık Bedrock'ımız düz olacak. Tabii yeni yaratılan bölgelerde. Forge IRC. Bu işimize yaramayacak o kadar. Gravigun, Gravity Suite, Gravitation Suite, Nuclear Control, ki bunu çok yakın zamanda kullanacağız. Size onun da haberini vereyim. Inventory Tweaks, Iron Chest, Mine Factory, bu bilmediğim modlardan bir tanesi. Mine Factory'nin eklentileri. Soul Shards, Tomcraft, Zycraft'ın şu eklentisi, pardon. MFFS Modular Force Field System, ki bununla da yakında bir şeyler yapmayı planlıyorum. Modular Power Suite ilgimi çekti, ancak onun yerine başka bir şey yapmayı planlıyorum. Mistcraft, ki buna çok yakında bulaşacağız. Nether Ores, Nether'da yeni yaratılmış bölgeler, ki Nether'da fazla gezmediğimizi hesaba katarsak orlar içerecek. Obsidian Pressure Plate, Petroleum Generator, Portal Gun, Power Conversions. Bunu kullanmayı planlamıyorum. Çünkü bana fazla overpower geliyor. Steel Scarred, Atomic Beast, Wireless Redstone Chicken Bones Edition, Xenos Reliquary. Çok fazla işime yaramayacağını düşündüğüm ama eğlencesine bir şeyler yapabildiğim bir mod bu da. Ama hoş bir mod. Evet. Şimdi oynuyorum ben ya. Bunu buraya aktarmıştık. Waypointlerimizle birlikte. Ama maalesef biraz düşük bir FPS'imiz var. Onun için bayağı bir ayarı düşürdüm. Eğer kullanmayacağım modlar arasında çok fazla FPS yiyen bir mod biliyorsanız söyleyin de sileyim. Bir saniye. Ben buraya tekrar koymamışım anlaşılan. Bu arada iki bölüm arasında şey, bayağı bir Silverwood toplamıştım. Ki hala 7 tane sapling'im var. Ve onlarla devasa bir pure node yaptım. Hala hayda da. Çünkü bu işlem de biraz
Bu işlem de biraz flux üretiyor. Ama olsun. Bu flux yavaş da azalacak ve bir saniye. Peaceful'dayım değil mi? Normal. Bunun için bir Wand of Lightning yaptım. Size nasıl yapılacağını göstereceğim. Bunu yapmamın temel sebebi ise Wisp avlamak için. Wisp'leri bununla çok rahat avlayabiliyorsunuz. Bunun dışında şunu aşağıya taşımıştım. Aa, onu önceki bölümde yapmıştım zaten. O arada yaptığım başka bir şey düşünmeye çalışıyorum sanırsam yok. Tabii o iki bölümü izlemem lazım o arada. Bakalım stil üretimim nasıl gidiyor? Ha, güzel. Ha, tabii seni almam gerek. Artık stil üretimini kesintisiz yapabiliyoruz. Ama bu bize yeterli değil. Yapacağımız çok daha değişik bir şey var. Koldas değil. Bu yapacağımız değişik şey için ben sık sık şuraya gidip rubber topluyorum. Çünkü bu yapacağım şey hayvan gibi rubber istiyor. Yani öyle böyle değil. Bir izleyicim zamanında baya bir nükleer reaktörlere bulaşacak mısın diyordu. 30. bölümden önce olmaz diyordum muhtemelen. Ki 30'a yaklaştım. Ve cidden ama cidden acayip bir reaktör yapma isteği var içimde. Bu sayede Industrial Craft enerji üretimimiz de tamamen hayvansı olacak. Güncelleme esnasında siz de biraz yamulmuşsunuz anlaşılan. Sorun değil. Ben şunları hemen düzeltip geliyorum. Evet, bunları düzelttik. Ama şimdi aklıma geldi. Aşağıdaki makinelerde bir sorun var mı? Çünkü aşağıdaki makinelerde sorun varsa bunda yok. 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 Geçebilsem buradan. Yok. 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 Ve yok. Evet, aşağıdaki makinelerimizde bir sorun yok. Bakalım scrap depomuz bayağı ilerliyor. Ki o yüzden bu bölüm tamamen Industrial Craft'a ayıracağız. Son Craft'e fazla bulaşmak istemiyorum. Burada bir blok var. Ben ortalığı dağıttım gene. Stone. Sizi şöyle atalım. Mod pack'i değiştirince böyle sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ama katlanacağız. Aslında daha fazla çıkmasını düşünüyordum da olmadı. İyi. İyi bugüne. Item falan da kaybetmedik. Sadece zaten Minecraft'ten tek eksiği Traincraft ki o da zaten kullanmadığım bir mod. Ve bunları Industrial Centrifuge'de yapıyorum. Çünkü çok daha verimli. Kullanımlarına bakacak olursak eğer Extractor'da yaparsanız 3 tane 4 tanesini Industrial Centrifuge'de yaparsanız 14 tane ki 3 üzerinden hesaplarsak bu 12 oluyor ve 2 fazla demek oluyor. Ve şu fazlalıklar. Ama o sığmayanları buraya atıyoruz.
Ve visp sesini duymaya başladık. Şimdi elimdeki wand'ı size göstereceğim bir. Visp avlamak için mükemmel olan bir wand. Ve bizim vispimiz nerede? Değil mi, senin sesini duydum? Ha. Bununla birlikte visplerin karşılığında şansı var. Visplere kendi silahıyla saldırıyorsunuz. Bu visplerin spam olup ölmeleri tamamen sizin auranızı temizleyen de bir şey. Dolayısıyla da bunu kullanın. Size bunun nasıl yapıldığını basitçe göstereyim. Aa, yeni araştırmalar gelmiş. Vay. Muhtemelen Atomic Bees güncellemesinde gelen şeyler. Bunları bir ara yapmalıyım. Bakalım. Normal Tomcraft'ta bir şeyler geldi mi? Hayır. Sadece Atomic Bees. Neymiş? Wand of Lightning. Very frightening me. Galileo. Gördüğünüz gibi 3 Ayer Shard ve bir Wand of Apprentice. Bunun için 4 Talium ve 16 Potentia. 4 Talium'u oklarda, Talium'ları oklardan elde edebilirsiniz. Potentia içinse Quartz güzel bir sembol olabilir. Quartz güzel bir şey olabilir. Bunun dışında Redstone ya da Nickelite de güzel bir şey. Ve Nickelite Redstone'la aynı sembollere sahip. Bunu aklınızda bulundurun. Evet, şimdi... ayrıyetten bu jarları buraya koydum. Ve jarların önemli bir özelliği. Mesela sizlerden göstereyim. Gördüğünüz gibi şu an bundan bunu aldım. Fire Aspect'i ve bunun içine koyabiliyorum gördüğünüz gibi. Burada depolanıyorlar ve bu buradan bu bunlardan çekebiliyor. Zaten göstermiştim bunu. Evet, göstermiştim. Yanlarına Marker Blood koydum çünkü bunları otomatikleştireceğim. Golemlerle. Bunlara otomatik buradan otomatik olarak yerleştirebilen golemler var. Onları kullanacağım. Ve potansiyelimiz olacaktı bir... Sen dur. Pardon, maşinamız olacaktı bir yerde sanki. Evet, maşinamız doldu. Evet. 12 dakikamızı bu boşuna harcadıktan sonra... Ki biliyorum pek çoğunuz kafam böyle sallamamdan rahatsız oluyor. Tamam. Şimdi yapacağımız şey Mass Fabricator. Mass Fabricator aktive ettim çünkü Metal Fabricator Greytech'in eklediği versiyonu. 2 tane Teleporter, 1 tane Lepatronic Energy Orb ki onun için Iridium Plate lazım. Vesaire vesaire. Bunu o yüzden biraz daha performansını arttırıp onu Mass Fabricator için upgrade yapacağım. Aa, bu ilginçmiş. Neyse. 2 adet Advanced Machine Blue'a ihtiyacımız var. 4 Glow Stone. 1 Leptron Kristal. Vesaire vesaire. Leptron Kristalimizle başlayalım. Nikolayt niye alıyorum? Lapis Lazuli alacağım. Ve bazı şeylerimizi chestlere yerleştirelim. Bu arada bu kristal chestleri de bir ara değiştirmek istiyorum. Çünkü kristal chestler hani biraz sistem tüketiyor. Biraz render gücü yiyor. Bakalım FPS'imiz kaç? 34 FPS. İdare eder. Sanırım kayıt FPS'imi de düşürebilirim bu yüzden. Tabii ki de normal circuit'im yok. Sanırım oradalardı. Ha, buradalar. Yani kaç tane circuit'e ihtiyacım olacak?
Advanced Circuit'lerimiz var. Hatırlarsanız geçen bölümlerde bildiğiniz çok fazla üretmiştim. Ah, leptron kristalim de varmış. Tamam, güzel. Beni bayağı bir masraftan kurtardı. O zaman sadece Advanced Machine Block. Machine bloklarımızı yapalım hemen. Machine bloklarımızı yapıyoruz. Evet, pardon. Kompresörümüze atıyoruz. Burada zaten varmış. Neyse, fazla mal göz çıkartmaz. Ben neden ya hep az yapıyorum ya da çok fazla yapıyorum? Biri bana bunu açıklayabilir mi artık? Başka neye ihtiyacım olacak? Düşün köfte, düşün. Başka neye ihtiyacım olacak? Tamam, şimdi hatırladım. Bakalım daha önce yapmış mıyız senden? Yapmıştık diye hatırlıyorum da. Olsun. Mixed Metal Ingot. Bunun için en verimli yolumuz neydi şu an? Invar, Bronze ya da Brass ve Zinc. Bunun için de Titanium da kullanabiliyoruz. Tungsten kullanıyoruz. Tungsten Steel Ingot kullanabiliyoruz. Tungsten Steel Ingot en verimlisi. Ama bizim şu anda elde edebileceğimiz en rahat yapılır yol invar. Ama invarımız var mıydı? Yok. Sen bitmişsin. Bitmişsin sen be dostum. İğrenç espri yapmamayı öğrenmeliyim. Dark Ashes. Sen, neydin sen? İmvar. Ah, bugün lan. Mesela Blast Furnace'da da yapılıyor zannediyordum. Bir hemen bakayım. Induction Smelter'da yapacakmışız illa. Bu burada vardı ama. Neyse, bir şey fark etmiyor. Arada stil üretmemin de tek sebebi az elimde bulunsun. Burasımız vardı bir yerde. Burada yok. Burada 1-2-3. Çatıya cidden. Senin burada ne işin var? Sanırım şu ortalarda falan spawn oluyorlar. Bölümü bayağı gereksiz şeylerle harcadım. Ama Mass Fabricator'ımızı yapacağım. Kararlıyım. Sana da bakayım aşağıda başka bir şey spawn olmuş mu? Güzel. Upgrade'lerimiz fazlasıyla hızlı çalışıyor. Hatta o yüzden sanırsam bunu biraz daha hızlandırabilirim bile. Gerçi core'imiz yakında bitmek üzere biter.
Kasklı. Ah, bunları bekleye duralım. Açsana da bakalım başka bir av diyebileceğimiz bir şey var mı? Aa, öncesinde quarry'mize bakalım bir. Quarry'miz bakalım ne kadar aşağı inmiş. Ve umarım chest kaldırabiliyordur. Sanırsam düşürsek iyi olur. Evet, gayet elmas seviyesine falan inmiş. Yakında Bedrock'ı göreceğiz demektir bu. Bir tekrar bakayım şunun hızına. Yok, kaldırıyor kaldırıyor. Bu arada umarım yorumlarda tekrar şu hover modu nasıl aktif ediyorsun falan diye sormazsınız. Bunu defalarca söyledim. Tekrar söylüyorum. Mod Switch K ile. Bu tuş normalde lan. Ha, M tuşuna atalı ben onu K'ye atıyorum. Başka bir şeylerle karışmasın diye. Machine bloklarımız hazır. Bunun dışında bize ne lazımdı? Mass Fabricator için Lapsucon Crystal, Advanced Circuit ve Glowstone. Glowstone'umuz var mı burada hiç? Hayır. İlla oradan oraya gideceğiz. Mass Fabricator. Ama Mass Fabricator için bir şey yapmak istiyorum. Omni Wrench'imizi alalım. Mass Fabricator'ı tamamen bağımsız bir enerji sisteminde kullanmak istiyorum. Bunları böyle alabiliyorduk doğruya. Ama bu şekilde de alabiliyoruz. İlla tepesine vur. Tepenize mi vurmamız lazım? Burada bazılarınızı kıracağız. Alsan evet. Zykorium'ların yeni bir texture'ı var. Ama gayet güzel bir texture. Ve sizi şöyle şuraya alalım. Ve bu enerji network'ümüzde yani EU yani enerji hattımızı da bayağı bir değiştireceğiz. Yani öyle böyle değil. Tamamen nükleer reaktöre uygun bir biçimde hazırlayacağız tüm hattı. Ah! Bir saniye. Solar Panel. Kötü solar panel. Bunu aşağıya nasıl indireceğiz? Bu uygundur sanırsam. Bunu yapmak zorundayım. Evet,
olarak bunlar yetmeyecek. O yüzden ben hemen güzel bir set yapıp geliyorum. Evet, bunu buraya yerleştirdik. Şimdi buraları kobalstonla kapasam yeter. Onları daha sonra halledeceğim. Şurası açık olsa da olur. Bu solar paneller de yakında upgrade edilecek. Ve şimdi scrap üretmemizin asıl sebebini size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi Yu Metal üretimimiz scrap ile birlikte çok daha hızlanıyor. Ve buradaki asıl etkene geliyoruz. Şimdi normal wand'ımızı elimize alalım. Selam. Ve yukarı bir chest lazım. Tabii ki de. Sizlerden kurtulalım azıcık. Şimdi chest için bize 8 iron. Mesela şurada normal buğdumuz var. 8. Evet, size nasıl chest craft edileceğini gösteriyorum. Dın dın dın. Clay golemimizi alalım. Beyazlardan en iyi emanet. Evet. Peki bu nasıl çalışacak? Ve ilk parça Yu Meter'ımızı da ürettik. Yu Meter'ı kullanarak pek çok şeyi yapabiliyorsunuz oyunda. Ki ve şimdi kendime hemen bir yeni bir golem daha yapıp geliyorum. Evet. İki tane clay golem koymamın temel sebebi bir tanesinin buffer olması. Ama sanırsam yani gerek var mı? Var. Şimdi yukarı gidip bir tane daha marker yapacağım. Çünkü farklı bir renk olması istiyorum. Bize renk olarak ne var? Bize renk olarak ne var? Düşün köfte düşün. Bak köfte bak. Peki evimizin içinden bir tane rozu alalım. Wool gerekiyor tabii ki de. Normal wool sanırsam buradaydı. Evet. Ve red then scrap all. Aslında dur. Düşündüm de buraya farklı bir sistem buldum. Hemen onun için gerekli şeyi yapıp geliyorum. Çok daha işe yarar bir sistem. Evet, kullanacağım sistem bu. Yine fazladan bir cover geçti.
Ne yapalım? Bunu sadece scrap almaya atayacağım. Sadece scrap kabul etsin. Ama. Yarım stack scrap. Bu sayede gönderemeyince çok fazla spamlamayacak ortalığı. Hatta yarım stack değil bir stack de yapabilirim de. Yok, o kadar gerek yok. Ne var? Bir stack scrap evet, bence bu gayet güzel oldu sanki. Bize onu taşımayı falan filan boş verin. Evet, bunu bitirdik. Artık UU meter üretebiliyoruz ki iki tane UU meterımız var bile ve UU meterler konusunda onları sonra hallederim. Seni şuraya koyalım. Sana gelelim. Red. Any amount. Bir tane UU meterimizi bu yüzden boş harcayacağız ancak. Hemen yapa dursun bunu. Sanırsam gecedeyiz ya da değiliz aslında. Bu bitince bu onu taşıyacaktır. Aslında hazır elimizde artık fabricator'lar varken çok daha rahat bir sistem yapabilirim bile. Ama bunu ikinci bölüme saklasak iyi olabilir. Daha sonraki bölüme. Evet. Bu arada bölümün kaçıncı bölüm olduğunu başta söylememiştim. 28. bölümdü. Gerçi başlıkta göreceksiniz. Köfte izlediğiniz için teşekkürler. Köfte köfte dediğim günler. İyi eğlenceler.